Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. Mie Teknoloji sitemizle beraberiz. Ee, dün bayağı bir aşağılara geri gelmişti. 71 noktalarına kadar arkadaşlar. Bugün de biraz aşağı salmayla beraber kendini 9.89 artı kapattı arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda bunu günlükte hala ortalamalar gelmediği için şöyle 4 saat diye falan indireceğim. 4 saatlikte güzel bir 20 günlük ya 20 günlük dediğim 4 saatlikteki kırmızı hareketli ortalamamıza bakarsak 74-18'den geçiyormuş arkadaşlar. Bunun da aşağısına sarkarak yani biraz sarktı. Sarktıktan sonra ertesi gün bugün yani tepkisini verdi arkadaşlar. Ama şöyle geri çekilmeleri görüyorsunuz. Gene bu hareketli ortalamalara doğru geri çekilmiş arkadaşlar. Şurayı bir inceleyelim mesela. şuradan fırçamızı alalım. Şuradaki olayı diyorum arkadaşlar. Tam hareketli ortalamanın üzerine gelmiş. Gözüküyor. Ondan sonra tabii ki de yukarı gitmiş. Ona bir şey diyeceğim yok tabii ki de. Ama hareketli ortalamalar her zaman dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Eğer ki ee, hani nereden ee, tekrardan pozisyonu açarım diye düşünüyorsanız hareketli ortamlar öncü olabiliyor. Tabii ki de burada e, pozisyonu açın veya açmayın o beni ilgilendirmez. E, buradan alın satın tutun tavsiyesi de vermiyorum ama ben önceliğimi hareketli ortamların nereden geçtiğini bilerek arkadaşlar iş yapmayı severim. Yoksa e, bir grafik illa yukarı gidebilir. Şu anlık zaten e, miyetekte de bir problem olmadığı için gene toparlamış gene toparlamış ama hareketli ortamlar bize geri çekilmelerde öncü e, yani fiyat anlamında bir e, ders niteliğinde olabilir arkadaşlar. Burada da keza hareketli ortamı ihlalle beraber gene tepkisini vermiş. Bunları söylemek istiyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.